Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu TÜKVA'ya ait olduğu öne sürülen bazı kadrolaşma listeleri ortaya çıkmış. Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı belgeler için, TÜKVA belgelerini gazete haberi yapsaydım, paralel devlet yapılanması, başlığı atardım demişti. Belgeler Türkiye'nin gündemine otururken, belgeleri sızdıran kişinin TÜKVA eski yöneticisi Tamer Özsoy olduğu ortaya çıkmıştı. Tamer Özsoy, Telebi canlı yayınına bağlandı. Özsoy, Türkva aracılığıyla kamuya yapılan atmalar ve peşinden gelen tartışmaları değerlendirdi. Belgelerin ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Özsoy, bilgilerin buzdağının %1'lik kısmı olduğunu ifade etti. Özsoy'un açıklamaları şöyle. Van'da yöneticilik yaptık. Çok şey gördüm. Onlardan korkmuyoruz. FETÖ'den çok korktuk. Korku iklimi yaşanmasını istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum. İlk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın. Bu konunun üzerine gidilmesi lazım. TÜKVA'da bir sistem vardı. Bu sisteme üyeler kaydediliyordu. TÜKVA istediği kişinin bilgilerini alıyordu. Bir kayıt tutuluyor. Buzdağının %1'i bence TÜKVA'ya tahsis edilen binaların neden tahsis edildiğinin araştırılması lazım. Buna kimler vesile oldu? Bunların araştırılması lazım. Devamı çıktığında bu da mı olmuş diyeceğiz. Belgeler ortadan kaldırılabilir. Bundan sonrası gazetecilere düşüyor, büyük pay Türk adaletine düşüyor. Bu konu kapatılacak bir konu değil. Tükvadan beni arayan olmadı, sosyal medyadan saldırmaya başladılar dedi.